Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Sahih-i Buhari. İsmim Esad Muhricur Ramadan. Endonezyalıyım. Endonezya'nın Doğu Java olan Sidoarjo şehrinden geliyorum. Benim ismim Arrijal Setiawan İhsani. Endonezya, Güney Sumatra bölgesinden geldim. Benim adım Muhammed İhsan. Endonezyalıyım. Endonezya'nın Sumatra adasının Aceh şehrinden geldim. Benim adım İlmam Arki Bahtiyar. Arkadaşlarım bana Bahtiyar diyorlar. Ben Endonezyalıyım. Benim adım Muhammed Aulia Paramarta. Endonezyalıyım. Lampung şehrinden geldim. Benim adım Muhammed Anugrah. 20 yaşındayım. Endonezya'nın Palembang şehrinden geldim. Hafız olmaya karar verdim. 2016'da hafızlığa başladım. Ve alhamdulillah hafızlığımı 10 ayda bitirmiş oldum. Öncedeki Esad böyle topluluk karşısında, arkadaşların karşısında konuşamadı. Ama Türkiye'de eğitimi gördükten sonra topluluk karşısında olsun veya arkadaşların karşısında olsun rahat bir şekilde konuşabilirim. Bir sene içerisinde hafızlığımı bitirdim. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri daha anlamak için Türkiye'de bu konuda eğitim almak istedim. Türkiye'ye geldim ve tahsilimi bitirdim elhamdülillah. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri iyi anlıyorum ve onlara mana verebiliyorum. Önceden rical ilimleri ve diğer ilimleri geliştirememişti. Resulullah Efendimiz ilim Çin'de dahi olsa gidip talep ediniz diye buyurmuşlar. Ona binaen bizim ellerimiz oğlum sen Türkiye'ye git güzelce oku, öğren. Indonesia ile Türkiye arası 15 bin kilometre ve uçakla 12 saat sürüyordu. Evlatlarımız orada okusun, gelecekte diğer nesillere okutsun. Buraya anne ve babamın duasıyla geldik. Çok heyecanlıydım çünkü farklı insanlarla tanışacağız. İlk gördüğümüz farklı bir ülke, bambaşka bir dil ve bambaşka bir kültür. Heyecanlıydım. Bir anda korkuyordum. İlk geldiğim zamanlar ailemi çok özlüyordum. Buradaki arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. İkinci ailem diyebiliriz. Farklı ülkelerden arkadaşlar gördüm. Afrika'dan, Orta Asya'dan, ondan sonra Amerika'dan. Onlarla beraber yaşıyoruz, ilim öğreniyoruz. Özel araçlarla aldılar bizi ve kursa götürdüler. Yurdun önünde herkes bizi salavatlarla karşıladılar. Bu hatırayı hiç unutamam. Çok güzel zaman geçirdik. Mezun oldum. Bu haberi annemle paylaştım. Ve annem de çok sevindi. Şu ana kadar benimle beraber yaşadığım arkadaşlarımıza, yardımcı olan insanlara Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Endonezya'da vardığım zaman önce annemi salamlayacağım. Bu çok büyük bir nimettir. Bu nimete sahip olduğum için çok mutlu hissediyorum. Bizleri Cenab-ı Hak cennete tekrar kavuştursun. Ve son nefese kadar, son nefese dahil bu yurda kayyum eylesin Cenab-ı Hak inşallah. İnşallah bu öğrendiklerimizi güzelce yaşayıp diğer insanlara anlatacağız.